Bugün yine Türkiye'nin dört bir yanına ölüm haberleri gitti. Sıvatsız evlere, depremzede çadırlarına, yoksul evlerine, evlatlarının acılı haberleri gitti. Bizler bu çatışmalarda yaşamını yitiren ailelere başsağlığı diliyoruz, sabırlar diliyoruz. Maalesef ülkemizde 40 yıldır devam eden bu çatışmaların maliyetini yoksullar ödüyor, emekçiler ödüyor, toplum ödüyor. Toplum artık ölümlerden yoruldu. Toprak bile artık ölümlerden yoruldu. Ama bu çatışmalarda, savaşlarda yaşamını yitirmeyenler, bedel ödemeyenler yine muhtemelen bugün de izleyeceğiniz gibi savaş naraları atmaya, hamasetle siyaset yapmaya, ölümleri kutsamaya devam edeceklerdir. Evladını kaybedenlerin acısını paylaşıyoruz. Ateşin düştüğü yeri yaktığını en iyi siz Kürtler, demokratlar, devrimciler bilirler. Savaşı bilmeyen, yaşamayanlar savaş naraları atmaya devam edecektir. Değerli halklarımız, değerli halkımız, biz hepten bugüne kadar devam eden bütün siyasi partilerimizle birlikte bu ülkede çatışma olmasın, savaş olmasın, bu ülkenin gencecik evlatları yaşamını yitirmesin diye mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Ölümü kutsayanlara karşı yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Yaşam değerlidir, kıymetlidir. Bizler bu ülkede askeri ve güvenlikçi politikalarla bu meselelerin çözülmediğini, çözülmeyeceğini bir kez daha belirttik. Biraz vicdan sahibi olmak gerekiyor. Bir arada insanca, kardeşçe, eşit bir şekilde yaşamak varken, demokratik bir ortamda kardeşçe, insanca yaşamak varken maalesef yönetimler, iktidarlar kamplaşmayı, kutuplaşmayı, sorunları diyalogla, müzakereyle çözme yerine işte böyle askeri politikalarla çözmeye çalışıyorlar. Tekrar ediyorum, siz değerli arkadaşlarımızın gücü ve desteğiyle bir gün mutlaka bu ülkeye barışı getireceğiz.